Muhammed Gürses, Adnan Hocam, Ankara'da sizi ön yargılı izlemiş bir abimiz gelmişti. İlk geldiğinde yobazların lafkılarından etkilenerek hanım kardeşlerimizin dış görünüşüne dil uzatıyordu. Böyle İslam yaşanmaz diyordu. 3 ay sonra Elazığ'dan kesin dönüş yaptı. Gelir gelmez ilk işi A9'u ilk sıraya aldı ve TV'de hanım kardeşlerin hepsinin muazzam bilgili olduğunu söyledi. Hak daima üstün geliyor hocam diyor maşallah. Kardeşim, Türkiye'nin %70-80'i hanımlar açık. Dekolte. Bütün dünya böyledir hanımlar. Dekoltedirler. Sıcak yerlerde özellikle hepsi dekolte gezerler. Bütün sahil kentler, efendim, Akdeniz, Karadeniz hepsinde deniz kenarında kadınlar dekolte gezerler. Erkekler de mayoyla geziyorlar. Değil mi? Şimdi o kafada, yani yobaz kafasına bakarsan, hiç Müslüman kalmamış öyle onların kafasına göre. Çünkü sakalını kessen zaten melun onların kafasına göre. Mayo giyiyor, o da melun onun kafasına göre. Başını açan o da melun. Melun ne demek? Lanetlenmiş demek onların kafasına göre. O zaman zaten yanaşmıyor. Meluna ben niye yanaşayım diyor. O zaman ne yapıyor? Gettolarda küçük küçük, ufak ufak mahalleler oralarda yaşıyor. Ve Müslümanların nefret ederek yaşıyor. Bu hayat mı ya? Bu kafa mı? Böyle İslamlık olur mu? Bunların kafasına gelirse Müslümanlık yok olacaktı. Bu belayı Allah'ın izniyle Mehdi, Hızır, İsa Mesih engelledi. İslam'ı yok etme planı vardı. İslam yok olmadığı gibi yükselişe geçti, bir de hakim oluyor. Bu büyük mucizedir. Yoksa kardeşim düşünün yani bu mantıktan ne olur ya? Şimdi kadına diyor ki potansiyel şeytandır. Zaten şeytan diyor kadın diyor. Başka? %99 cehennemde diyor. Ulan bir kere kadınların tamamını sen yok ettin. Arkasında ne diyor? Sopayı duvara asacaksın diyor bunlara diyor. Başka? Sopayı gördükçe diyor hiza olacak diyor. Yani Allah korkusu öyle değil. Sopayla ben onu hiza ederim diyor. Elbise alma diyor. Sokağa çıkar diyor. Yemek yemesin diyor. Sokağa çıkar diyor. Aç bırakacaksın diyor. Açık kendi kaynaklarında geçiyor. Aç bırakacaksın. Bunu yapana onlar takva diyor bak. Biz şimdi bunu uygulamıyoruz ya. Bizim fasık ve melun olduğumuzu düşünüyor adam. Yani bunu yapmayan fasık ve melundur diyor. Bunu yapacaksın diyor. Zannediyor ki ben millet, bazı kardeşlerim ben yani öylesine söylüyorum da zannediyor olabilirler. En muteber kaynaklarına geçiyor onların. Yani merak eden varsa ister ispat edeyim isterseniz bir tanesini. Herhangi bir tane seçin söyleyin, ispat edeyim, göstereyim kaynağından. Köpekle domuzdan aynı eşdeğer tutuyor. Ve diyor her ifadesi bak istisnasız ne derse tersini yapın diyor. Ulan dünyayı cehenneme çeviriyorsun sen, deli misin sen? Bu nasıl bir kadın nefretidir, nasıl bir insan nefretidir? Sakalını kesen melundur diyor. E bizim milletimizin %95'inin sakalı yok. E onlara göre melun işte, onların kafasına göre. Yobazların nasıl baktığının haberleri bile yok bunların. Bir de bazı aptallar da yobazların hampası. Onların destekçisi. Ulan salak seni kamyona bağlayıp yerlerde sürüklerler. 10-15'inizi birden. Akılsız herif. Belanı arıyorsun. Yobazların ne olduğunu farkında bile değiller. Bak kadınlarla ilgili hükümler ucu bucağı yok. Çok iğrenç hükümler var. Ben de onları söylemiyorum. Kadınların aklı da dini de eksiktir diyor. Dolayısıyla her yönde onlara muhalefet edin diyor. Müthiş bir nefret var. Sen bunu biz kabul etmiyoruz değil mi? Kabul etmeyen de melundur diyor. Birçok ahmak da bizi bu çizgiye çekmeye çalışıyor. Kadınlar için Kur'an'da başörtüsüyle ilgili bir hüküm yok. Yalan. Öyle bir şey yok. Dışarı çıkarlarken tanınmaları, mümin tanınmaları, ve eza görmemeleri için bak iki tane Allah şık koşuyor, şart koşuyor. Bir, mümin tanınmaları. İki, eza görmemeleri için. Celabip, cilbap. Cilbapların üzerine aslında genişçe bir örtü. Bütün vücudunu kaplayan bir örtü. Başörtüsü, yani ilgili şeyleri hükmü kesinlikle doğru değil. Doğru söylemiyorlar. Kendileri biliyor doğru söylemediğini. Ya kardeşim böyle söz olur mu? Bak dikkat et. Diyor ki, her zaman söylüyorum. Sık sık çünkü büyük bir bela olduğu için. Bazı akılsızlar da bize sürekli bunu dayatmaya çalışıyorlar.
başlarında zaten mevcut olan başörtülerine diyor. Allah böyle diyormuş, haşa. Başlarında zaten mevcut olan başörtülerine. Ulan müşrik toplumdan gelmiş Müslümanlar. Başında başörtüsü ne arar lan? Tabii. Deli misiniz siz? İnsan başörtüsüne mi doyar başında? Zaten mevcut olan diyor. Onu alsınlar göğsünün üstüne vursunlar diyor. Başörtüden, başını zaten örtmüş o örtü. Göğsünü nasıl örsün örtü? Nerede biliyorsun onun o kadar çarşaf gibi olduğunu, kafasındaki örtünü? Lan en az yatak çarşafı gibi olacak ki o. Değil mi? Kafasını mafasını sarsın, artık alanda oraya örtsün ya. Ya var ya hani böyle yüklüklerde olur battaniye kafasında battaniyeyle geziyorsun. Ya kardeşim, yobaz düzmeleri, yobaz yalanları o kadar ilkel ve akılsızca oluyor ki rezalet tarzında. Mesela şahsı manevi diyor. Hepsi inanıyor ya. Birçoğu inanıyor. Hepsi değil, birçoğu inanıyor. Yiyorlar adamların sözünü. Ulan biraz kafanı çalıştırsana. Bir parça fazla değil, bir parça. Yani bir gigabaytlık mı diyelim? Gerçek. Gözü kapalı inanıyor ya. Ulan bir aç Allah'ın kitabına bak. Nerede kardeşlerine bir göster dinle lan. Bir de düşün, Müslümanlar niye bu hale geldi? Bütün dünyada niye sürünüyorlar? Niye esirler? Niye bu kadar aşağılanıyorlar? Düşünmüyor musun böyle niye olduğunu? Akledemiyorlar ya. Evet. Sakalsız adamlara düşman adamlar. Başı açık kadınlara düşman. Bir de ben bu üçkağıtçılara bakıyorum. Hep başı açık adamlarla aynı yerde oturuyorlar. Mesela göğüs dekolteli hanımlarına işçiler yazın zaten plajlarda da bunlar plaj canavarı. Atom forvet çöp bacaklarıyla keratalar böyle. Tıktırı tıktırı böyle oralarda. Efendim tenekenin üstünde midye kızartan tipler yani. Hayır suç değil ya, bir şey yapsın.